büyüsün ekranlarına, herkes kazansın yarışma programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Ben Esma Nur Gülmahar. Ekip arkadaşlarımla beraber bugün Bursalıların buluşma noktalarından bir tanesindeyiz. Kent meydanındayız efendim. Bugün burada yarışacağız. Bakalım nasıl yarışmacılar yakalayacağız? Kimler kaybedecek, kimler kazanacak? Hadi gelin hep beraber görelim. Evet, günün ilk yarışmacısıyla beraberiz. Merhabalar. Merhaba. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet, Boyacı Mehmet. Boyacı Mehmet. Kaç yıldır boyacılık yapıyorum? 50 seneden beri. 50 yıldır. Oh maşallah. Bursa'da mıyız hep? Evet. 50 yıldır Bursa'dayız. Oh maşallah, ne güzel. Allah sağlık versin diyelim size o zaman. Bir tane zarf seçmenizi isteyeceğim. Zarfı ben açacağım, bilginiz olsun. Alabilirsiniz onu. Evet. Nasıl, genel kültürümüze güveniyor muyuz? Evet. Bilir miyiz birkaç soru? Hadi bakalım başlayalım o zaman yavaş yavaş. Geldim ilk sorumla. Sporda elini becerikli bir biçimde kullanabilen kimse hangisinin sözlük tanımıdır? Pamuk elli, kadife elli, makas elli, ipek elli. Elini becerikli bir biçimde kullanabilen kimse. Ne denir bu kişiler için? Pamuk elli mi denir, kadife elli mi denir, makas elli mi denir, ipek elli mi denir bunlara? Pamuk elli. Pamuk elli değildir ya, biraz daha düşünelim. Bir daha okuyayım. Kadife elli, makas elli, ipek elli. Makas elli olsun. Biraz daha düşünelim. Bir kere daha okuyayım. Elini becerikli bir biçimde kullanabilen kimse. Kadife elli, makas elli, ipek elli. Kaçtık şıklara gidelim biraz. Kadife elli diyeyim abi. Kadife elli diyelim. Son kararımız mı? Son karar. Kadife elli doğru cevap efendim. Tebrik ediyoruz. Bravo. Geliyorum ikinci soruma. Yer kabuğu üzerindeki bir yerin deniz seviyesine göre ölçülen yüksekliği oranın nesidir? Rakımı, izotopu, debisi, ortayı. Yer kabuğu üzerindeki bir yerin deniz seviyesine göre ölçülen yüksekliği oranın nesidir? Rakımı mıdır, izotopu mudur, debisi midir, ortayı mıdır? Ortalıdır. Bir kere daha düşünelim hadi. Son bir cevap hakkımız daha olsun. Rakım, rakım. Söyleyelim aklımıza geleni. Yakın elim. Öyle bir şıkkım yok. Tekrar okuyorum. Rakım, izotop, debi, ortayı. Orta olsun. Son kararımız mı? Son karar. Maalesef rakım olacak efendim. Olsun, ilk soruyu bildik. Tebrik ediyorum ben sizi. Şöyle birinci sorumun para ödülünü takdim edeceğim. Buyurun. Nasıl geçti sizce? Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. Kolaylıklar diliyoruz size. Evet, günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Güzel mi güzel, tatlı mı tatlı bir kız arkadaşım var yanımda. Merhaba. Merhabalar. Sizi biraz tanıyalım lütfen. Ben Emine Gül Kalkan. 11. sınıf radyo televizyon öğrencisiyim. Bu kadar. İleride meslektaş olacak gibiyiz yani. Ne istiyoruz ileride, ne düşünüyoruz? İleride hukuk istiyorum. Hukuk istiyoruz. Hiç meslektaş değilmişiz o zaman maalesef. Ama radyo televizyon lisesinde mi okuyoruz? Evet. Niye böyle bir tercih yaptık? Güzel geldi. Alana ilgim vardı. Biraz daha ilgilenmek istedim. Ama biraz benlik olmadığını fark ettim. Bu yüzden hukuka geçeceğim. Hayırlısı olsun diyelim o zaman hakkında. Bir tane zarf seçeceğiz. İçinde sorularımız var. Güveniyor muyuz genel kültürümüze? Biraz. Biraz güveniyoruz. Sorulara göre bakalım nasıl sorularımız gelecek. Kolaymış ilk sorum. Başlıyorum ilk sorumla. Ekstre ne demektir? Ek olarak, sıradan, alışveriş poşeti, hesap özeti. Hesap özeti. Hesap özeti doğru cevap efendim. Tebrik ediyoruz. Bravo. Geldim ikinci soruma. Boş, bomboş anlamına gelen ve kuru bakır şeklinde biten sözün başında hangisi söylenir? Takır tukur, tıkır tıkır, tam takır, yaş bakır. Tam takır. Tam takır doğru cevap efendim. Tebrik ediyoruz. Bravo. Geldim üçüncü soruma. Türkiye'nin hangi coğrafi bölgesi batı, orta ve doğu olarak 3 bölüme ayrılır? Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz. Batı, orta ve doğu olarak 3 bölüme ayrılan bölgeyi soruyorum. Karadeniz. Karadeniz doğru cevap efendim. Tebrik ediyoruz. Bravo. Geldim dördüncü soruma. Maşallah süper gidiyoruz. Maşallah diyeyim. Sonra yarışmacıların patır patır dökülüyorlar. Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en genç sürücü kaç yaşındaydı? 17, 19, 21, 23. Var mı fikrimiz? 19. Emin miyiz? 17. Lewis Hamilton, birazcık böyle kopya vermiş olayım. Tanımıyorum. 17 diyeyim.
17 mi diyoruz son kararımız? Evet. Maalesef 17 değil, 23 olacaktı bu sorunun cevabı. 23 yaşındayken evet dünya şampiyonu olmuş. Biz de öğrenmiş olalım. Tebrik ediyorum ben seni. 3 soruyu doğru bildik. Para ödüllerimizi takdim edeceğim. Şöyle ilk 2 sorumun ödülü. Şöyle bu da 3. sorumun ödülü. Rica ederim, nasıl geçti sence? Güzeldi, keyifliydi. Peki o zaman hep beraber de herkes kazansın diyelim mi? Hadi gel 1-2-3. Herkes kazansın. Hadi görüşmek üzere, hoşçakal. Evet, sıradaki yarışmacımızla devam ediyoruz. Bir abimiz yarışmak istedi bizimle. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olsun. Nasılsınız? İyiyiz bizler de. Genel kültürümüze güveniyoruz galiba. Ya, güveniyorum. Evet, iki yarışmacıyı izledi zaten abimiz burada. Üçüncü yarışmacı da oldu kendisi. Buyurun bir tane zarf seçelim. Evet, hazırsak başlıyorum ilk sorumla. Fındık kabuğunu doldurmaz nasıl şeyler için söylenir? Önemsiz, değersiz, mühim, kıymetli, kaliteli, nitelikli, ergonomik, kullanışlı. Önemsiz, değersiz. Bir daha alalım. Önemsiz, değersiz. Önemsiz, değersiz, doğru cevap efendim. Tebrik ediyoruz, bravo. Geldim ikinci soruma. Pişmaniye kelimesinin kökeni olan Farsça paşım kelimesi ne anlama gelir? Üzüntü, yün, kızarmış, şişman. Kızarmış. Son kararımız mı? Soruyu bir daha alabilirim. Tabii bir daha alalım sorumuzu. Pişmaniye kelimesinin kökeni olan Farsça paşım kelimesi ne anlama gelir? Üzüntü, yün, kızarmış, şişman. Şişman. Son kararımız var. Artık bir tane şıkkı söyleyelim. İyi, bir şıkkı eledik zaten. Kaldı 3 şıkkımız. Onu da artık içimizden ne geçiyorsa diyelim. Şıkları bir daha alabilirim. Bir daha okuyayım. Üzüntü, yün, kızarmış, şişman. Ben şişman diyorum. Son kararım. Son karar. Maalesef şişman değil, yün olacaktı bu sorunun cevabı. Evet, pişmaniye neye benzer aslında, böyle yüne benzer aslında biraz ama çıkaramadık oradan. Olsun, tebrik ediyorum. Bir soruyu doğru bildik. Şöyle ödülümüzü takdim edeceğim. Çok memnun olduk. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, sıradaki yarışmacılarımızla devam ediyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Sizi biraz tanıyalım lütfen. Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon bölümünde 11. sınıf öğrencisiyim. Bu kadar. Ben de radyo ve televizyon bölümünde 11. sınıf öğrencisiyim. Aynı sınıftayız. Bu sefer meslektaşlarım buldun mu acaba? Ne istiyoruz ileride? İletişim, yine radyo televizyondan devam etmek istiyorum. Evet, yönetmenlik düşünüyorum. Yönetmenlik, oh zor bir bölüm vallahi. Tebrik ediyorum o zaman. Şimdiden size başarılar diliyorum size. Bir tane zarf seçelim. Ama olsun. Güveniyor muyuz kızlar genel kültürümüze? Pek değil. Pek değil. Bilseydim sizin gibi yarışmacılarım var, böyle iletişimle ilgili sorular hazırlatırdım. Bakalım şansımıza nasıl sorular gelecek. Geldiğim ilk sorumla, bunu biliriz bu kızlarla alakalı biraz. Saçını başının üst bölümünde toplayıp dibinden bağlayarak aşağıya sarkıtan biri hangi saç biçimini yapmış olur? Topuz, kahkül, rasta, at kuyruğu. At kuyruğu. At kuyruğu, doğru cevap efendim. Tebrik ediyoruz, bravo. Geldim ikinci soruma. Kendi adını taşıyan çizgi filmde Kaptan Tsubasa, Japonya'nın hangi spor dalında mücadele eden milli takımlarında boy gösterir? Curling, su topu, futbol, yağlı güreş. İzledik mi bu çizgi filmi? Birazcık evet. Birazcık biliyor muyuz? Evet biliyorum. Verelim o zaman cevabımızı. Futbol. Futbol, doğru cevap efendim. Tebrik ediyoruz, bravo. Geldim üçüncü soruma. Hangisi hayvanlar aleminin sürüngenler sınıfından değildir? Yılanlar, kertenkeleler, kurbağalar, kaplumbağalar. Biraz yanıltıcı olabilir. Bunu bir düşünelim biraz, olur mu cevaplamadan? Yılanlar, kertenkeleler, kurbağalar, kaplumbağalar, sürüngenler sınıfından olmayanı soruyorum. Kurbağa gibi geliyor. Bence kaplumbağa. Çünkü suda yaşıyor. Kurbağa da olabilir. Dur, kurbağa evet. Olabilir. Verelim artık cevabımızı. Kurbağa diyoruz evet. Kurbağa diyoruz. Doğru cevap veriyoruz efendim. Tebrik ediyorum. Bravo. Geldim dördüncü soruma. 1930'dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir? Arjantin, Brezilya, Portekiz, Fransa. Arjantin ve Brezilya arasında insan ne diyorsun? Bence Brezilya gibi geliyor ama. Bana da Arjantin gibi geliyor açıkçası. O zaman evet diyelim. Arjantin diyoruz. Son kararımız mı? Evet. Değil. O zaman Brezilya diyelim. Tamam, Brezilya diyelim biz. Ben son kararınız mı diye sorunca değişiyor bu cevaplarımız. Hadi son kararımızı verebiliriz. Brezilya. Brezilya doğru cevap efendim. Tebrik ediyoruz. Bravo. Geldiğim son soruma. Bugün son sorumu gören tek yarışmacılarım bu kız arkadaşlarım. Okuyorum hazırsak.
Türkiye'de başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı yapmış hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır? Mustafa Bülent Ecevit, Süleyman Sami Demirel, Mahmut Turgut Özal, Ahmet Mesut Yılmaz. Birazcık zor mu oldu? Yılmaz gibi geliyor. Ama o değil bence. Söyle. Ben mi söyleyeyim? Yani biraz sallamış gibi olacağız. Ahmet Mesut Yılmaz olan. Bakalım o muymuş cevabımız? Maalesef C şıkkı olacakmış. Mahmut Turgut Özal'ın ismi yanlış yazılmış burada. Tebrik ediyorum ben sizi. 4 soruyu doğru bildik. Para ödüllerimizi takdim edeceğim. Şöyle ilk 2 sorum. Rica ederim. Bunu da sana vereyim. Bu da kalan 2 sorum. Tebrik ediyorum. Nasıl geçti sizce? Güzeldi. Bu kadar yapabileceğimi düşünmüyordum açıkçası. Güzeldi. İlk kez böyle bir programa katılıyorum. Evet, güzel. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Çok memnun olduk tanıştığımıza. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum size tekrar. Evet, günün son yarışmacısıyla devam ediyoruz efendim. Merhabalar. Merhaba. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Mümin Emir. İkametim Gebze. Buraya ara sıra gezmeye geliyorum. Öyle emekliyim. Vakitimi bu şekilde değerlendiriyorum. Ne güzel. Gezmeye geldiniz. Onda da bize denk geldiniz. Şimdi yarışacağız beyefendiyle. Bir tane zarfım kaldı. Onu açıyorum sizin için. Bakalım nasıl sorularımız gelecek. Başlıyorum ilk sorumla. Hangisi tarımsal anlamına gelir? Afaki, zımbi, zirai, şifahi. Zirai. Zirai doğru cevap efendim. Tebrik ediyoruz. Geldim ikinci soruma. İç Batı Anadolu hangi bölgeye bağlıdır? Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz. Tekrar soruyu alabilirim. Tabii. İç Batı Anadolu hangi bölgeye bağlıdır? Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz. Karadeniz. Son kararımız mı? Evet. Hadi bir kere daha düşünelim. Hadi bir cevap hakkımız daha olsun. İç Batı Anadolu hiç bahseder miyiz böyle? Neresi için Marmara. Bahsederiz? İç Batı Anadolu. Tekrar cevaplar alabilir miyim? Bir kere daha şıkları okuyayım. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz. Marmara. Son kararımız mı? Son karar. Maalesef Marmara değil, Ege olacaktı bu sorumuzun cevabı. Evet, olsun ama tebrik ediyorum ben sizi. Bir soruyu doğru bildik. Bugün herhalde birazcık sorularım zor olmuş. Yarışmacılarım birazcık zorlandılar. Buyurun para ödülümüzü takdim edeyim. Rica ederim. Nasıl geçti? Biraz stresli ama ilk heyecan da var. Heyecan da oluyoruz mikrofonlar, kameralar olunca. Tebrik ediyorum ben sizi. Çok memnun olduk. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, günün son yarışmacısıyla da beraberdik efendim. Bugün 5 yarışmacımızla kent meydanında Osman Gazi taraflarında yarıştık efendim. Herkes kazansın yarışması her ilde, her ilçede sizin de karşınıza çıkabilir. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.